Dakum Gaming'den herkese merhaba. Yeniden klasik bir Dakum Gaming açılışıyla bineğimizin sırtında Tamriel'in yıldızlı gökyüzünün altında yeni haritaları keşfetmek üzere karşınızdayım. Evet, Gold Road Chapter'ı edindim ve oyunun ana hikayesini de bitirdim chapter'ın. Normalde her expansion'ı önceden satın alırdım ama bu sefer indirime girmesini bekledim Steam'in dolar kuruna geçmesinin ardından. Çok önceden ta sanıyorum Şubat ya da Mart ayından key başvurusu yaptım ama o da çıkmadı. Buradan da bir sistemde bulunayım. O kadar video yapmışız ama hala bir key edinmeye hakkımız yok anlaşılan. Her neyse, Elder Scrolls'u evet ekonomik sebeplerle biraz mesafeledik ama yine de oyunun dünyasını seviyorum. Gold Road'da da nelerle karşılaştım, ne buldum biraz anlatacağım. Açıkçası özellikle hikaye tarafında hoşuma gitmeyen bir iki şey var. Bundan da bahsedeceğim. Öncelikle Gold Road neresi? Oradan başlayalım. Evet, Gold Road haritamız. Bu karakter de açık değil ama bu karakter bir Wood Elf olduğu için bununla geldim. Haritamız Cyrodiil ile Gold Coast'un arasında konuşlanmış bir noktada. Zaten Cyrodiil'den Gold Coast'a olan yolun adı, geçiş yolunun adı, yani şurası ya da burası artık hangisiyse, Gold Road. Bu yüzden chapter'ın adı Gold Road. İyi, güzel havada açtı. Böylece şehri de daha güzel bir ışıkta gösterebileceğim size. Skingard ana şehrimiz. Kolovyanların ana şehri, başkenti gibi bir şey diyebiliriz Skingard için. Evet, Gold Road chapter'ı bize özellik olarak ne getiriyor? Öncelikle ondan bahsetmek gerekiyor. Scribing sistemini getiriyor. Scribing, buraya girdiğimiz zaman bu karakterde sadece birini açtım, temel şeyini bitirdim. Ya, oyunun ilk demosunda da var olan Spellcraft sisteminin aslında yeniden elden geçirilmiş ve metayı bozmayacak bir şekilde nasıl biz bunu hayata geçirebiliriz sorusunun sonucu aslında Scribing. Ne yapıyoruz Scribing ile? Çok uzun bir hikayesi var bu arada Scribing'in. Gerçekten chapter'ın kendi ana hikayesi kadar uzun bir hikayeyle karşılaştım. Bu, eğer atlamak istiyorsanız, hani bir an önce buna ulaşmak istiyorsanız birazcık can sıkıcı gelebilir. Ama hikayeleri de seven bir oyuncuysanız okey. Gerçi çok da keyif veren bir hikaye olduğunu söyleyemem. Çok fazla yineleme içerdiğini belirtebilirim. Bize iki şey sağlıyor bu scribing sistemi. Birisi, kendi var olan skilllerimizin görüntüsünü değiştirmek gibi bir şey sağlıyor. Bir de yeni skiller ekliyor. Bakın şimdi World'a geldim. Soul Magic. Burada hem Soul Trap'in yeni bir versiyonu var. Görsel efekti değiştirilmiş. Hem de Magical Soul isimli yeni bir skill var. Ve bu bütün silahlar için de geçerli. Birçok diğer skiller için de geçerli. Bakın burada yanlarında gözüküyor zaten. Oyunda şu an Gold Road'u almasanız da bunlar çıkıyor yanlarında. Hani bu versiyonları da var gibisinden. Scribing ile bunları açıyoruz ve açtığımız gibi her silah skilline ekleyebildiğimiz yeni skillde de bir takım özellikleri de kendimiz belirleyebiliriz. Böylece özellikle tamam meta build'lerde bu çok bir önemi kalmıyor. Çünkü hani onu bozmayacak şekilde yapmışlar ki, onu bozacak şekilde yapsalardı zaten çok fazla şikayet olurdu. Onu bozmayacak şekilde özellikle solo build yapanların hoşuna gidebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani bir sınıfta neyiniz eksikse veya yapmak istediğiniz build'de neyiniz eksikse ona göre şekillendirebilirsiniz scribing ile açtığınız skill'leri. Yani bize birçok sayıda skill, yeni skill ve aynı zamanda var olan skill'lerin görselini değiştirebildiğimiz bir sistem. Tabi burada collecting'e geldiğimiz zaman skill styles'da da bunlar gözüküyor yine. İşte mesela vigor, normalde sarı bir efekti varken şöyle yapalım. Evet. Sarı bir efekti varken bunu aktifleştirdiğiniz zaman, ama tabi bu karakterde açık olmadığı için aktifleştiremiyorum. Ama mesela Warden karakterimle açtım, birazdan da gösteririm. Görseli mavi oluyor. Bunun gibi böyle ufak tefek görsel eklemeler. Çok önemli mi scribing? Yani evet, yeni skiller olması ve sonsuz yeni çeşitlilik açması açısından bence keyifli bir ekleme olmuş. Ve
bunu daha önce de söylemiştim. Oyuna bir sistem eklendiği zaman her yeni chapter'da o sistem yeni eklemeler de kazanıyor. Yani bir eminiz ki önümüzdeki güncellemelerde Scribing'e yeni eklemeler gelecek. Tıpkı bu chapter'da işte yeni Tales of Tribute'deki destesi geldiği gibi veya normalde yeni Companion geleceği gibi veya yeni antik, mitik itemlerin gelmesi gibi. Yani bir chapter'a bir sistem eklenmesi bir sınıf eklenmesinden daha farklı bir şey. Sınıf bir şekil, bir seferde ekleniyor ama sistem önü açılan başka bir varlığa dönüşüyor. Başka bir şeye dönüşüyor. Bu açıdan bu işin olumlu tarafı. Bunu belirtelim. Şimdi 2 dakika şöyle diğer karaktere geçip size Scribing'de ekleyebildiğim, açabildiğim birkaç tane skill'i göstereyim. Evet. Mesela bu karakterde biraz oynadım. Biraz da Arcanist karakterimde oynadım. Bu arada hikayeyi Necrom'u hangi karakterinizle oynadıysanız o karakterinizle oynamanız gerekiyor. Çünkü devam eden bir hikaye. Şimdi bu karakterde az önce bahsettiğim Vigor mesela, değil mi? Bakın mavi, yeşilimsi, buz mavimsi bir efekti var. Sonra bu bir bow skill line ki çok kullanılıyor diye biliyorum. PvP'de falan da kullananlar varmış. Böyle düştüğü yere poison bırakıyor ve sizi de geri itiyor. Tam böyle dalga geçmelik bir skill gibi gözüküyor. Bunda neyimiz vardı? Ben bu karakteri birazcık farklı skill silahlar açıp onlarla oynamaya çalıştım. Bakın burada Gooding Smash diye bir skill açılmış. Ama onun içinde bir düşman bulmam lazım. Evet, bir kurt var burada. Şimdi bu kurta bakın yerden böyle toprak çıkartan bir skill diyebiliriz. Two-handed'a eklenmiş. Genel olarak bu şekilde skill'ler. Yeniden bir Westfield'a dönelim. Evet, chapter'ın adı Gold Road ama haritanın adı Westfield. Ve burada bakın bu karakterle çok daha fazlasını açmışım. Şehri birazcık gezdim. Çok bir numarası yok Skingrad'ın. Klasik nostaljik bir havası var evet ama çok bir numarası yok. Haritayı şuradan birazcık gezelim. Haritanın bu bölümü yanmış kül olmuş. Bunun bir hikayesi var mı çok bilmiyorum açıkçası. Yanmış kül olmuş bir noktası. Nokta burası. Devamıysa yeşil yerlerse daha sonbahar efektli. Yine yeşil ağaçlar var ama sararmış ağaçlar da çok fazla. Sararmış, turuncu tonlarda. Cyrodiil'e çok benziyor harita. Bu arada haritayı yorumlayalım madem. Harita dediğim gibi Cyrodiil'e benziyor ama biz şu anda Wood Elf bölgesine girdik. Bir kısmı Cyrodiil'e çok benziyor. Ki zaten onun bir parçası şuralar daha çok. Bir kısmı ise şu kısmı ise daha çok Wood Elf temalı, Wailingwood'a benzeyen, Dawnwood ismiyle geçen bir harita. Birazcık geçiş haritası gibi. Yani bu da çok tatmin etmeyebilir ama bu haritanın kendisinin özelliği buysa da yapacak bir şey yok. Yani Necrom geldiği zaman mesela Apocrypha unique bir haritaydı. Yani bir benzeri olmayan bir haritaydı. Bu açıdan evet bir tarafı Telvanni Peninsula, Vardenfell'e benzeyen bir taraf ama burada tamamen içinde farklı bir his veren bir harita vardı. Bu açıdan Westfield yani Gold Road'un haritasının çok bir şey vaat etmediğini, çok bir şey yeni bir şey sunmadığını belirtmek lazım. Biraz Wood Elf'lere hafiften girilmiş ve işte onların furniture'ları var. İşte atıyorum Wood Elf eviniz varsa o açıdan işe yarayabilir. Onların furnishinglerini düşürüp, ev eşyalarını düşürüp evinize eklemeler yapabilirsiniz. Ve evet burada yeni Wood Elf köylerini görüyoruz. Keşke buralarda bir evimiz de olabilse mesela. Daha tatlı olur, belki ileride olur, bilemiyorum. Burada bir hikayeyi oynamıştım Vashabar'da. Vashabar'daki hikayeyi tamamlamıştım. Bir evlilik hikayesi, iki karakterin evlenmesi için bütün köyle konuşuyorsunuz. Köyün merkezine dönmek istiyorum ama. Evet. Wood Elf köyümüz bakınız şurada ileride ufukta gözüktü. Bir Wood Elf köyümüz böyle. Birileri burada yemekler yiyor. Evet yine de ne olursa olsun bir chapter'ın varlığı çok güzel bir şey.
her yeri keşfetmelik. Yani burada da bir ana hikayenin bölümlerinden biri vardı. Velhasıl hikayeye geçelim. Haritaya dair şurayı da göstereyim bir saniye. Evet. Bakın mesela burada tam o dediğim tarz var. Daha sarı, turuncu ağaçlar. Sirodil gibi ama daha sonbahar efektli. Zaten hikayenin başından beri Gold Road'un hep promosyonunda böyle bir sonbahar vurgusu söz konusuydu. World Event'ları da gösterelim. Bu arada bütün bunları şu anda göstermemin çok bir anlamı yok. Bunun farkındayım. Zira oyun çoktan açıldı ve benimkisi bir geç bir inceleme. Ama yine de hani hem göstererek hem anlatarak yine de almayan çok sayıda oyuncu olabilir ve indirimi bekleyen benim gibi yeniden indirimi bekleyen oyuncu olabilir. Bunların da adı Mirror Moor Incursion diye bir şey. Bu World Event'ların. Bakalım oyuncu var mı? Evet var ve bitmek üzere. Evet, bedavadan World Event'ı da tamamlamış oldum. Evet, haritanın bu tarafı da bu şekilde. Bunlar da World Event'lar. Bunların da birazcık zaman isteyen, diğerlerine göre, diğer World Event'lara göre daha fazla zaman istediklerini söyleyebilirim. Çünkü buradan 3 farklı kol çıkıyor. Işıktan böyle kollar çıkıyor ve siz o kolların bulunduğu yerdeki varlıkları yok edip ondan sonra tekrar gelip buraya görevi tamamlıyorsunuz. Bu da yani normal diğer World Event'lardan daha fazla zaman istiyor. Biraz negatif bir şey. Tekrar tekrar yapıldığı zaman biraz negatif bir şey. Bunu da belirtelim. Hikayeye gelelim. Evet, şimdi işin en can alıcı ama bir yandan da üzücü tarafına, hikaye tarafına geleceğim. Bir kere can alıcı diyorum çünkü artık spoiler sayılmaz. Elder Scrolls Online cesur bir hamle yaparak işin lore tarafında, hikaye tarafında oyuna bir Daedra ekledi. Evet, Elder Scrolls'un 25 küsür yıllık, belki daha fazla 20 küsür yıllık evreninde 17 Daedra var olduğunu biliyorduk ve Necrom ile birlikte bize 18. bir Daedra'nın varlığından bahsettiler. İsmi de Itelia. Bu çok cesur ve bir yanıyla çok önemli. Her iki işin hikaye tarafıyla ilgileniyorsanız nasıl ya dedirten ve nasıl ya sorusunun ardından da o hikayenin peşinden götüren bir tarafı vardı. Itelia many paths, yani farklı yolların Daedra'sı. Aslında yani multiverse, yani çoklu evrenin Daedra'sı. Ve zamanı, gerçekliği bükebilen bir güce sahip. Varoluşuyla da zamanın, gerçekliğin bükülmesine sebep olan bir Daedra. Bu yüzden de işte bütün bilginin ve katılığın, her şeyi bilmenin Daedra'sı olan Hermaeus Mora tarafından varlığı bir tehdit olarak görülüyor ve işte bir yere hapsediliyor. Ama Necrom Chapter'da görüyoruz ki onu hatırlayan bir Mora ile birlikte Itelia serbest kalıyor ve ardından da biz de Gold Road'da onun peşine düşüyoruz. Gold Road'da da işte o farklı evrenleri görmenin ilk ayağını görüyoruz. Aslında bu bir tarafıyla da şu demek: Elder Scrolls Online'da anlatılan hikaye Elder Scrolls'un onlarca olasılığından bir evrenin ta kendisi. Ve yani bugün yarın yeni bir hikaye var ettiklerinde, yeni bir hikaye ortaya attıklarında diyebilecekler ki ya işte bu da farklı bir evren. Yani işin franchise tarafında ellerini kolaylaştıran bir şey İtalya'yı ortaya atmak. Her türlü şeye işte bu da farklı bir versiyonu, bu hikayeye farklı bir versiyonu diyebilecekler artık. Ama velakin tamam, iyi güzel, bu kabul edilebilir bir şey. Biz de bunu yapmak istedik. Biz de bunun önünü açmak, yazarları katı bir çizgiye hapsetmemek istedik diyebilirler. Bir kere ben şuna çok inanıyorum. Kendim de yazı yazan bir insan olarak şuna çok inanıyorum. Bir karakteri hayata getirdiğinizde bundan bir sonraki adımı ona saygı duymanız olacaktır. En iyi kötü karakterler o karakterin özelliklerine saygıyla yazılan kötü karakterlerdir. Yani tutup da onun uzuvlarını yok ederek değil. Spoiler vereceğim. Itelia hikayenin sonunda denklemden çıkıyor ve bu benim en kabul edemeyeceğim şeylerden birisi. Yani bir karakteri ortaya çıkarttığınız şeyle onu kullanıp atmak hiç hoşuma gitmedi. Hikaye bu açıdan biraz üzücü dedim. Yaşamaya devam ediyor. Evet, o konuda bir sıkıntı yok ama
nötrleştirilmiş bir şekilde hikayeden çıkartılıyor. Bu hiç hoşuma gitmedi. Madem böyle güçlü bir şey ortaya atıyorsunuz, onu o gücüyle muhafaza etseydiniz çok daha fazla saygı duyardım. Ben hikaye de yazan bir insan olarak bu konuda birazcık böyle muhafazakar da davranıyor olabilirim ama bu işin hani şeyinde var, alfabesinde bence böyle olmalı. Asla kötü bir karakterde yazıyorsanız, iyi bir karakterde yazıyorsanız, yazdığınız şeyi, onu donattığınız şeyi ortadan kaldırmamalısınız. İtalya niçin hayatımıza girdi, niçin çıktı? Bu bende kocaman bir soru işareti ve oyunun hikayesini yazanlar için de kocaman bir eksi olarak benim tarafıma geçiyor. Ama bu tabii ki çok kişisel bir eksi. Belki siz aynı şekilde düşünmeyebilirsiniz. İşte bir tehditti, geçti gitti. Hepsi öyle değil mi zaten gibi düşünebilirsiniz. Diyelim hikaye tarafını böyle noktalayalım. İtalya'nın peşine gidiyoruz. Onun farklı olasılıklarını görüyoruz. İşte yine onun real mi olabilecek, işte şart dediğimiz böyle camdan parçalardan oluşan dünyaları geziyoruz. Kıyısından, Azura'dan, Mefala'dan, Boetia'dan, onların itemlerinden bazı hikaye içerisinde şeyler var. Ve Hermeus Mora çok etkin. Bu arada hikayede yine hoşuma gitmeyen bir şey daha söyleyeyim. Karakterler. Apocrypha'da mesela Wood Elf karakter vardı. Elsewhere'deki ana karakter Chimera mıydı? Tam hatırlamıyorum. Siyah kediden bahsediyorum. Kedi kadından bahsediyorum. Yani öyle güçlü bir ana karakter de yok. Bize görev veren kadını sevemiyoruz. Öyle bir problem de var. Yani Gold Rod hikaye tarafında bence sağlam bir sınıfta kalıyor. Ama dediğim gibi bu puan kırmanın bir tarafı kişisel, bir tarafı da ama karakterlerin çok sevimsiz kalmalarıyla ilgili bana katılacak çok fazla insan da vardır diye düşünüyorum. Evet, Gold Rod ile birlikte sadece etkinlikten etkinliğe döndüğüm Elder Scrolls dünyasına daha bir yeniden uzun bir zaman ayırdım. Hikayeyi oynadım, günlük görevleri biraz yaptım ve biraz daha takılabilirim buralarda. Önümüzdeki gelecek etkinliklerle de birlikte yeniden Elder Scrolls'a bir dönüş yapmış gibi oldum. Belki Scribing'e dair daha detaylı ayrıntılı bir video çekerim. Belki Infinite Archive'a dair bir video çekerim ki bir tane build buldum. İşi çok kolaylaştırıyor. Bir tur oynadım. Okey, güzel, daha keyifli oldu. Yani hiçbir şey olmasa bile oyuna bir dönüş yapmış olduk. Ne kadar sürekli olur, bunu da zaman gösterir. No Man's Sky oynamaya devam ediyorum. Diablo oynuyorum zaman zaman ama birazcık daha zaman ayırmam lazım oraya. Ve tabii ki başka oyunlar da olabilir. Companion gelmedi Gold Road'la ile birlikte. 4. çeyrekte gelecekmiş ve belki de 10. yıl olduğu için oyunculara ücretsiz verilebilir. Ama tabii Blackwood olmadan nasıl ücretsiz olur? Bir formülünü bulurlar diye düşünüyorum. Blackwood'a da belki indirim yaparlar vesaire. Gerçi her şeyi yapıyorlar. Önümüzdeki ay oyuna giriş yaparak sadece Dragon Bones DLC'yi alabiliyoruz. Evet, Dragon Bones. Bu DLC Eylül ayında 4 gün sanıyorum giriş yapıldıktan sonra ücretsiz olarak edinebileceksiniz. 2 tane dungeon'dan oluşan DLC. 10. yıl birçok böyle şey getirdi oyunculara. Ücretsiz şeyler getirdi. Evet, bakın şu an başlıyor yeni World Event. En azından görsel olarak da onu gösterip kapatalım. Böyle parçalanmış camlar, bütün şeyleri de cam özellikler taşıyor. Evet, Gold Road'a puanım genelde vasat bir chapter'a 10 üzerinden 7 verirdim. Sevmişsem bir şeylerini 8 verirdim. Gold Road'a 6 vereceğim. Yani vasatın da bir tık altı bence. Çok ekstra bir şey yok. Sadece scribing sistemi evet güzel ve harita okey güzel. Ama eksiği çok fazla. 10. yıla daha iyi bir chapter bekleyebilirdik. Ha, 2025 içinde mesela bir video izledim neresi olabilir diye. Bir oyuncu 2025 için chapter tahmini için yeniden Argonyan temalı olacak demiş ki datamine edilen Crown Crates'lerde Cities özellikle şeyler var ve Cities'in de Argonyanlarla bağlantısını biliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki chapter'ın burası olma ihtimali hayli yüksek. Yeniden bir Argonyan temalı chapter'la 2025'te karşılaşabiliriz ve Cities ana daedra olabilir hikayede.
Diyelim videomuzu noktalayalım. Takum Gaming videolarına devam edecek. Kendi kişisel kanalımda podcastlere başladım. Kanalın biosundan, hakkında kısmından, Linktree'den linkini bulabilirsiniz. Spotify'a da yükledim. Erdo Proxy adıyla öyle de aratabilirsiniz. Diyelim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.